Evet, Milas Atatürk Spor Salonu'nda tarihi bir maç oynadık. Fenerbahçe ve Milas Belediyesi arasındaki maçı tabii ki ilçemizin güzide takımı kazandı. Bu güzide takımımızın başkanı Muhammed Tokat Bey de maçı izleyenler arasındaydı. Muhammed Bey aynı zamanda iyi bir Fenerbahçeli. Kendisinden maçla ilgili duygular almak istiyoruz. Evet, güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımızın ve hemşehrilerimizin maça ilgisi de en düzeydeydi. Bir voleybol şehri olduğumuza ve artık bu kültürü iyice buraya yerleştirdiğimize inanıyorum. Yenilgisiz olarak yolumuza devam ediyoruz. Yakın rakiplerimizden birisini yendik bugün. Diğer bir yakın rakibimiz San Jose de bu hafta mağlup oldu. İşte takım biraz daha rahatladı. Ben tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Teknik heyetimizi, taraftarlarımızı. Son haftalarda takviye olarak aldığımız geçen yıl kaptanımız ve bu yılda tekrar takımımıza katılan Erdem ve Şekerci'nin katılmasıyla takımımız daha da güçlü bir hale geldi, daha da donanımlı hale geldi. En zor maçımızı haftaya gidiyoruz. Haftaya İzmir'de San Jose'yle oynayacağız. Tabii ki San Jose bu hafta yenildiği için önümüzde hafta bize daha motive çıkacak. Ben o maçta da takımımıza yürekten güveniyorum. Bu sene gerçekten çok emin adımlarla ve o özlediğimiz hedefe daha rahat ilerliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizlere yardımcı olduğunuz, sahip çıktığınız ve destek olduğunuz için kutluyorum. Umuyorum ki o sene bu senedir. O hedefi inşallah bu sene gerçekleştireceğiz. Sayın Başkanım, bugün tribünleri nasıl gördünüz? Evet, çok dolu ve motive bir seyircimiz vardı. Salonda bırak oturacak yeri, ayakta duracak yer de yoktu. Tabii ki rakibin Fenerbahçe olmasının da bunda etkisi var ama takımımızın yavaş yavaş hedefe kilitlenmesi ve havaya girmesi de seyircimizin salona gelmesine katkıda bulunuyor. Ben o vesileyle sizler aracılığıyla seyircilerimize teşekkür ediyorum ve şu çağrımı hep yineliyorum. Sadece bu hafta değil, her hafta bu salonda bizleri yalnız bırakmasınlar. Her hafta bu salon bu şekilde dolsun. Galip olalım, mağlup olalım fark etmez ama buraya gelen takımlar hep şunu bilsin ki takımıyla, seyircisiyle biraz en zor deplasmandır. Bu algıyı yerleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden seyircilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, son olarak da geçen sene playofflarda çok üzüldük biliyorsunuz. Son anda Efeler Ligi'ni kaçırdık. Siz de çok üzüldünüz. Bu sene Efeler Ligi bizim rüyamız gerçekleşebilir mi? Yani tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok. Çünkü ligle playoff çok ayrı bir motivasyonda oynanıyor. Biz her sene biliyorsunuz ligi çok rahat götürüyoruz. Ama playofflarda zorlanıyoruz. Çünkü playofflara giderken bazı takımlar gerçekten bu ligin ve bizlerin gücünün çok üstünde dönemlik transferler yaparak playoff maçlarını domine ediyorlar. Yani bizim gücümüz belli ama bu güç çerçevesinde gördüğünüz gibi çok iyi bir takımımız var. Yani bu takım havasını ve motivasyonunu bozmaz ise bu sene yukarıda iş yapacaktır. Geçen yıllardan farklı olarak bu sene hem Doğu grubunda hem Batı grubunda lige katılmayan ya da bir üst lige çıktığı için maçlara çıkmayan takımlar var. Daha az maç yapılıyor bu sene. Ama gördüğünüz gibi takımımız gayet motive. Ben playoff'u da bu havayla kaldıracağımızı ve bu sene o hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Ama eğer o dönemde tekrar takviye yapmak gerekirse bunu da teknik heyetimizle ve yönetimimizle değerlendireceğiz. Sevgili başkanım, son olarak da hemen şunu söyleyelim. Sizi fazla tutmadan bu galibiyetten bizim için, mağlubiyetten onlar için Ali Koç istifa eder mi? Evet. Yani Fenerbahçe'yi de seviyoruz. Ali Koç başkanımız da bizim çok değer verdiğimiz. Biz öyle bir latife yaptık. Ama onlara da başarılar diliyorum. Gerçi bu Fenerbahçe takımının çok başarılı olsa bile bir üst lige çıkma şansı yok. Çünkü üst ligde zaten takımları var. Ama gördüğünüz gibi fişek gibi çocuklar. Gerçekten onlar da bu lige ve Türk voleybolunda çok iyi hizmet ediyorlar. Kutluyorum onları. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz başkanım. Sağ olun.